Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir mobil oyun nasıl yapılır ona bakacağız. Bu video sizin fikir sahibi olmanız için çekilen bir video arkadaşlar. Tabii ki de sonsuz detay vermeyeceğiz bu videoda. Sonsuz detay verirsek muhtemelen aylarca sürebilecek bir video olur. Şimdi detaylı oyun nasıl yapılır konusu hakkında da fikir sahibi olmak istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona yönelik de videolar çekmeye çalışacağız. Dediğimiz gibi bu aslında çok basit bir oyun yapacağımız bir video olacak. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Öncelikle yanındaki arkadaşlarımı tanımak istiyorum. Erman Askan ve Mehmet Karcı. Online Kafa Topu'nun yazılımcıları. Abi siz nereden başladınız oyun yapımı olayına? Ben oyun yapmaya çok erken başladım. 10 sene önce falan 6. sınıfta ilk öğrenmeye başlamıştım. O zamandan beri de oyunla uğraşıyorum yani. Hep işim benim oyun yapmaktı. İşte şimdi de kafa topundayım. Eyvallah. Mehmet sen nasıl başladın ki? Ben aslında çok yeniyim oyun yapımı konusunda. Yani ben normalde bir yazılımcıydım. Yaklaşık bir 10 yıldır falan yazılıma merakım var. Profesyonel anlamda yazılım üzerine çalıştım. İşte web, e-ticaret siteleri gibi. Böyle bir iş geldi. Kafa topu. Erman zaten bunu yapıyormuş. Devam ediyordu. Ben de dahil oldum buna. İlk kez oyun yapacaktım. Nasıl yapıldığını öğrendim. O şekilde başladım aslında. Eyvallah. Çok kısa benim hikayem aslında oyun konusunda. Peki şeyi sorayım abi. Erman sen daha deneyimlisin oyun konusunda. Nereden başlamalılar peki? Başlayacak adam hangi dili öğrenmeli? Bir sürü yazılım dili var farklı farklı. Şu an oyun yapımına bilgisayar oyunundan başlamamalı. Mobilden başlamalı. Mobil olarak da kullanacak dilden çok hangi oyun motorunun kullanacağı ana göre dil belli oluyor. Şu an en mantıklısı Unity öğrenmek. Yani biz Unity kullanmıyoruz kafa topu. Başka bir oyun motoruyla yapıldı ama Unity öğrenmek için de işte C#, JavaScript gibi diller kullanılıyor. Yani zaten bir dili öğrendiniz mi diğer dilleri de öğrenmek çok zor değil. Önemli olan oyun motorunu kullanmayı iyi öğrenebilmek. Birbirine yakın. Yani evet, hepsi birbirine yakın. Bir evet. Kolay olması açısından C# başlamak daha mı doğru olur? Unity öğreneceği zaman C# ile öğrenmek gerekiyor. Mesela başka bir oyun motoru olsaydı C++ öğrenmesi gerekecekti. Anladım. O yüzden yani oyun motoru olarak Unity öneriyorum. Tamamdır. Peki şunu sorayım Mehmet sana. Bu oyun işini yapabilmek için yabancı dil şart mı? İngilizcen olması lazım yani, evet. Genel olarak zaten bir yazılımla ilgili bir şey öğrenmek için belli bir noktaya kadar İngilizce bilmek lazım. Yani İngilizceyi çok iyi konuşmak gerekmiyor veya işte kurslarda bize öğretildiği gibi her şeyi mükemmel öğrenmek gerekiyor. Grameri mükemmel olması gerekiyor. Aynen öyle. Ama okuduğun şeyi biraz anlaman lazım. Kesinlikle, çünkü yani hem öğrenirken hem de öğrendikten sonraki süreçlerde bir şey araştırdığınızda bütün kaynaklar İngilizce. Burada anlatılanları anlamanız gerekiyor. Bu yüzden kısmen şart. O zaman şimdi bugün bir oyun yapacağız abi. Ne üzerine olacak bir oyun? Birazcık bahsedelim bakalım. Bugün size bir oyunun başından sonuna aşamalarını göstermek için çok basit bir oyun yapacağız. Bu oyunda Efe döner yiyecek. Yukarıdan dönerler düşecek ve Efe onları yakalayacak. Evet. Böyle bir oyun yapacağız. Tamamdır. Peki o zaman başlayalım. Nereden başlıyoruz? Şimdi oyunun dizayn aşamasındayız. Ne yapacağımızı düşündük. Bir oyunun ilk grafikleri hazır olması lazım. Grafiklere göre kod yazılır. Ekranda nerede olacağı karar verilir. Grafik aşaması da çok önemli bir aşama tabii ki de. Tabii oyunun ki. Yani %50'si diyebiliriz belki. Diyebilir miyiz? Deriz. Çünkü daha mı fazla sattı? Çünkü şey var abi, yani oyunu oynayan adam hiçbir şekilde arkada yazılan koda bakmıyor abi. O grafik güzel mi, çirkin mi? İçine çekiyor mu, ona bakıyor muhtemelen. O yüzden grafik aşaması da kod kadar önemli aslında. Evet, çünkü bir oyunun kodu hani oyunun işleviyle alakalı. Oyun çok basit olabilir, çok basit oynuyor olabilir ama mesela oyun çok karışık da olabilir, yapması zordur ama grafikleri kötüdür. Hani grafik çok önemli, ses gibi. Yani çok iyi bir yazılım kötü grafikleri kurtarmayabilir ama çok iyi bir grafik kötü yazılım belki kurtarabilir mi? Tabii ki evet. Yani bizim burada Mustafa arkadaşımız var, listeleri de çeken. Hepiniz tanıyorsunuz zaten. Grafikleri o yapıyor. Arkada da zaten onda görüntüleri dönüyor şu an arkadaşlar. Sağ olsun bütün grafik işleriyle ilgili şeylere koşturuyor burada elinden geldiğince. Evet. O zaman başlayalım. Şimdi Mustafa'nın bana verdiği bir PNG imajı var. Bu imajı... Bu arada siz nerede yapıyorsunuz oyunu? Onu söylemedik. Biz oyunu yaparken şimdilik basit bir proje ayarladık. Gördüğünüz gibi bomboş bir ekranımız var. Coco Studio X diye bir oyun motoru, onu kullanıyoruz. C++ ile yazılıyor. Tabii bu biraz daha ileri seviye bir oyun motoru. Bununla başlamanıza gerek yok. Size önerdiğim Unity'yi kullanabilirsiniz. Şimdi bana Mustafa'nın verdiği bir PNG var. Şu PNG. Bu PNG'yi ekranın ortasına koyacağım. Daha sonra Mehmet bunu ekranda dokunmalar ile hareket edilmesini sağlayacak. Mehmet, bu arada grafikleri eklerken bizim kafa topu hangi dillerle yapıldı, neler kullanıldı, kullanılan programlar nelerdi? Bunlardan biraz bahseder misin bize? Tabii ki. Erman'ın da biraz önce bahsettiği bir Coco Studio X oyun motoru kullandı. Bu oyun motoru
C++'da yazılıyor dil olarak ama bu oyun motoru hem oyunu Android'e hem de iOS'a çıkartmanız için kendi içerisinde bazı durumlarda Android için Java, iOS için de Objective-C gerekiyor. Online kısmıyla ilgili online özel kısmı, bir olay var mı peki? Evet, serverlar var. Online serverları. Bunlar TCP ile haberleşiyorlar oyunla, TCP protokolüyle. Online tarafta ise oyunun oynandığı serverlar Go diliyle yazıldı. Bizim serverlar nerede bu arada? Yani İzmir'de Data Center'da. Burada NetDirect üzerinde. Burada 4-5 tane serverımız var oyun için. Bunların üzerinde işte Golang yazılmış oyun serverları duruyor. Aynı zamanda kullanıcıların verilerinin tutulduğu, işte verilerin işlendiği, kullanıcıya altın verildiği, puan verildiği gibi işlerde de PHP kullanılıyor. Bu da MySQL veri tabanıyla iletişim kuruyor. Ama bu tamamen hani mobilden bağımsız bilgisayar üzerinde yapılan. Aynen bu öyle. Altın verme işlemleri falan tamamen bilgisayar üzerinde dönüyor. Aynen öyle. Server üzerinde dönüyor. Ve yani o kısımlar bir sanki web sitesinin işleyişi gibi çalışıyor. Bu şekilde. Tamamdır abi. Eyvallah. Erman ne yaptın? Şu an Mustafa'dan aldığım Efe'nin bir PNG'sine oyuna koyacağım. Şu an yazdığım kod bilgisayar tarafından derleniyor yani. Tabletin çalıştırabileceği hale getiriliyor. Şu an kablo yardımıyla atılıyor tablete. Anladım. Bu kablosuz olma ihtimali yok değil mi bu işin sanırım? Nedense hala yok. Ben de çok merak ediyorum. Apple kablosuz iPad'e, iPhone'a müzik atmaya getirdi ama bir türlü daha kablosuz. İsyan bayrakları mı diyorsun? Evet, buradan Apple bizi izliyor eminim zaten. Evet, evet. Apple sana yap söyleyeyim. Şu işi. Evet. Kablosuz yap. Şu an Efe'nin grafiğini koda aktardım. Ve nasıl aktardın? Projemize bu her oyun motorunda aynıdır. İşte projeye bizim imaj dosyamızı tanıttım. O imaj dosyasını çekip ekrana koydum, şimdi göreceğiz. Hadi bakalım. Kodum derleniyor. Bu işlemlerin hepsini Xcode kendisi mi yapıyor? Derleme işini falan. Sen ekstra bir şey yapman lazım mı? Xcode dışında genel olarak bilgisayar yapıyor. Şu an Mustafa'dan aldığım PNG dosyasını ekranda görüyorsunuz. PNG almamın sebebi PNG sıkıştırılmış bir dosya formatı. Bu nedenle çok büyük olmuyor resimler. Ve saydam olduğu için oyunda oyuna uyuyor arkası gözüktüğünden. Tabii mobil bir oyun yapıyorsan da boyutunun küçük olmasını en önemli etkenlerden birisi yani, değil mi? Evet, resmin boyutu markete yüklenen oyunun paket boyutunu etkiliyor. Ama çözünürlüğü oyunun performansını etkiliyor. Çünkü oyuna verdiğinizde bu resim dosyasını ekran kartı açıp zaten sıkıştırılmamış bir hale çeviriyor. O yüzden çözünürlüğü daha önemli yani. Anladım. Performans açısından. Anladım, tamamdır. Şimdi ben bunu bir aşağıya hizalayayım. Daha sonra projeyi Mehmet'e devredip Mehmet de hareketini yapacak. Tamamdır. Aşağı hizalama aşamasında yine bir kod işlemi giriyor devreye. Tabii ki. Şimdi günümüz mobil cihazları sayısız cihaz var. Android'in yani yüzlerce farklı ekran çözünürlüğü var. Bu nedenle yazılan kodun çözünürlükten bağımsız olması gerekiyor. Yani her şeyi yazdıktan sonra çözünürlüğü en son mu ekliyorsun? Hayır. Öyle bir olay mı var? Kodu bütün çözünürlüklere uyacak şekilde yazmak gerekiyor. Mesela anladım. Hani bir grafik ekranın altında dayalı olacaksa onu çeşitli oranlar, yüzdeler verip öyle yani oranlamak gerekiyor. Senin oyunu indiren telefon o kodu algılayıp ona göre kendisi mi ayarlıyor? Bu mudur sistem? Yani kod ekranın çözünürlüğüne göre kendi bir formüle göre yani koordinat vermesi gerekiyor. Kendi formülünü kendisi kuruyor. Evet. Sen kodunu düzgün yazarsan. Koordinatlar yani şunu sormak yok. İstiyorum. Mesela hani farklı bir boyutta bir cihaz çıktı diyelim. Sonra sen kodu değiştirmek durumunda mı kalıyorsun? Kod kendisi ayarlıyor mu ona göre? Kod kendisini ayarlamaz. Zaten tamam. Tüm çözünürlükleri bilemeyiz. Hani bilinmeyen cihazlar da var. Aynen onu diyorum. Yani mesela bir 2 sene sonra çok başka bir boyut çıktı. 5000'e 5000 bir ekran çıktı diyelim. Yani evet ya, tabii ki hani inanılmaz farklı oranlara uymayabilir ama oranlar bellidir. Oranı en düşük olan cihaz mesela iPad 4'e 3 oranı var. Onun için iPhone 6'nın oranı bayağı geniş. Genelde iPhone 6 ile iPad arasıdır zaten çoğu cihaz. Android'ler için de böyle. Evet, Android'ler için de aynı. Tamam. Aynı aralıkta geziyorlar. Şimdi Efe'ye ekranın altına hizalamak için nasıl bir oran vermem lazım? Ekranın yüksekliğini %100 olarak düşünürsek Efe'nin de koyduğumuz resmin bir oranı var. Yani şu yükseklik. O oranı hep sabit tutacak şekilde komut verirsem oynayan, dersem ki en aşağıdan yukarı doğru ekranın %10'u kadar yukarıya koy Efe'yi dersem, her ekranda Efe aynı yere gelecektir. Çünkü Efe'nin yüksekliği de ekran boyutuna oranlı. Şimdi onun kodunu yazacağım. Bu arada ben size şeyi de sorayım abi madem. Hani sen bunu yazarken zaten çok anlatacak bir şey yok. Burası kodlama direkt. Evet. Bu işi yapabilmek için bir bilgisayar mühendisliği okumak lazım mı? Bilgisayar mühendisliği okumadan da iyi yapabilen var mı bu işleri? Ya ben hani bu işi yapabilmek için hiçbir şey okumanıza gerek yok. Bütün bilgiler zaten internette var. Ya sen, ben de... Sen okudun ama bilgisayar mühendisliği. Ya ben yani bilgisayar mühendisliği okuyorum. Hani okudum sayılır ama ilk öğrenirken internette öğrenmiştim. Yani bilgisayar mühendisliğin tabii ki bana katlı şeyler oldu ama asıl her şeyi internetten öğrendim diyebilirim. Mehmet sen de durmasın abi. Ya ben tamamen
yazılımı kendim öğrendim. Herhangi bir okulda öğrenmedim. Zaten şu an işletme okuyorum. Hani mühendislikle bir alakam yok. Devamı için bu işte profesyonelleşmek için kendi kendini öğrenmek gerekiyor. Becerebilmem lazım. Aynen, becerebilmek. Yani zaten bu işe merakın varsa sen istersen 500 tane merakın yoksa ama yapmak istiyorsan 500 tane okul oku yine pek bir faydası olmayabilir. Zaten arkadaşlar hani bir üniversiteye girseniz bile hani çok iyi öğrenin üniversitede. Her şey değişecek. 3 yıl önce başka bir platform kullanıyordu. Şu an başka bir platform kullanıyor. Mesela diyelim ki belki 5 sene sonra holograma oyun yapacaksınız. Onu öğrenmeyecektiniz. Tekrardan öğrenmeniz gerekecek. Hani sürekli adapte olmanız gerekiyor yeni teknolojilere. O yüzden öğrenmek gerekiyor. Zaten okullarda da bu öğretiliyor genelde. Vay be. Büyük konuştuk. Şu an neyi bekliyoruz? Aşağı hizaladın. Evet, gelmesini bekliyoruz. Evet, okul çalışıyor şu an. Tamam, Efe aşağıda. Ve hani oynamıyor. Şimdi ben tamamladım görevini. Evet, şimdi kodu Mehmet'e devredeceğim. Takım olarak çalışırken de hani bir oyun yaparken tek kişi yapmıyor çoğu zaman. Farklı kişiler aynı anda çalışıyor. Bu birlikteliği sağlamak için çeşitli yazılımlar var. Bunlardan biri de GitHub. Şimdi ben yazdığım kodu GitHub'a yüklüyorum. Onu da Mehmet çekip üzerinde devam edecek. Şimdi sen Mehmet'e attın abi. Efe'yi ortaya koyup Mehmet sen burada ne yapacaksın? Şimdi ben de kod ekranını görüyor arkadaşlar bir yandan. Ben de ekrana dokunulduğunda Efe'yi sağa ve sola götüreceğim. Ha, yani ekranın bir nevi sağına, sanal tuş koyacaksın oraya. Aynen öyle. Ekrana sağa dokunulduğunda sağa, sola dokunulduğunda sola şeklinde. Tamamdır. Bizim kullandığımız oyun motorunun bize sunduğu bazı şeyler var. İşte dokunmayla ilgili avantajlar var. Bu mobil bir oyun motoru olduğu için, mobil özel olduğu için dokunmayı algılamak için bize bazı fonksiyonlar sunuyor. Bunları kullanarak Efe'nin sağa ve sola götüreceğim ben. Dokunmasını algılayarak. Burada bazı tanımladığımız fonksiyonlar var işte on touch, begin gibi. Burada dokunduğu an önce bir ekranın neresine dokunduğunu algılamam lazım benim. Bunun için bir if yazacağım. Abi sen onu yazmaya devam ederken buralar zaten yine çok teknik detaya giriyor. Biz videonun başında söylediğimiz gibi teknik detaylara çok boğulmayacağız. Genel özet geçeceğiz. Erman sana en önemli kısımlardan birini sorayım bu sırada. Para kazanma olayları, reklam ekleme olayları. Biraz bize özet geçer misin bunları? Ya bir oyundan para kazanmak için, düzgün bir para kazanmak için oyunun çok oynanması gerekiyor. Tabii oyunun güzelliğiyle de çok bir bağlantısı yok. Mesela biliyorsun Flappy Bird çok hani baktığınızda kötü bir oyun, yapması çok basit bir oyun. Hani biz otursak 1-2 saat yapabileceğiniz bir oyun ama çok büyük bir servet kazandı oyunu yapan. Nasıl kazandı? Oyunda reklam vardı. Mobil oyunlardan para kazanmak için genelde iki yöntem var. Bir oyuna koyduğunuz reklam, diğeri de oyun içinden yapılan satın almalar. Zaten şu an en çok para kazanan oyunlar oyun içindeki satın almalardan yürüyor. İşte Clash of Clans gibi oyunlarda. Bildiğiniz gibi bizim kafa topunda da var. Altın dönüyor, bir şeyler satılıyor. Yani o zaman iki tane gelir modeli var. Birisi oyun içindeki reklamlar, diğeri de satın alma. Başka bir gelir modeli var mı? Ya tabii sponsorlu bazı anlaşmalar falan olabilir ama tabii bunlar çok yine her yerde olan şeyler. Oyunla çok bir alakası olmayan şeyler. Tamamdır. Oyun içinde reklamlar çıkıyor abi, sağda solda zart diye çıkıyor böyle. Onlara dokundukça nasıl oluyor sistem? Bazı reklamlar gösterimden para veriyor, bazıları tıklayınca. Tabii reklamdan çok para kazanmak için oyunun çok fazla oynanması gerekiyor. Ama uygulama için satın almada mesela çok az oyuncunuz olup bu oyuncular oyunda çok para harcarsa, özellikle çok para harcayan ülkelerden oyuncularsa çok az kişilerle çok para kazanabilirsiniz. Bazı oyunlarda 500 liralık, 200-300 liralık paketler var. Hani bazı oyuncular için onlar çok pahalı değil. Hani çok rahat satılabilir böyle paketleri. Reklam olsaydı hani milyonlarca kullanıcıdan kazanacağınız parayı tek bir kişi size verebiliyor bir paketle. Peki abi oyun için bir satın alma yaptık diyelim 100 lira abi. Bunun tamamı oyunu yapan kişiye mi kalıyor? Ya tabii ki hepsi bize kalmıyor. Bu pazarın sahibi Google ve Apple bundan paylarını alıyorlar. Uygulama içinde kullanıcının harcadığı herhangi bir para, uygulamanın satın alınması dahil ücret uygulamalar için veya in-app purchase'ler, yani uygulama içindeki ürünler %30'unu Apple ve Google alıyorlar. Yani çöküyorlar. 100 liranın 70 lirası oyunu yapan kişiye kalıyor. Yine de çok ölücü değillermiş. Değiller ama yani adamlar da sonuçta senin bu oyunu yaymak için sana bir platform sağlıyorlar. Öyle de düşünebilir. Evet, haklarıdır mı? Tabii ki hakları. Hakları ama biraz daha az olabilirdi bence. Çünkü hiçbir gideri yok. Yani olmayan şeyden para alıyorlar. Anladım. Reklamla ilgili peki başka söylemek istediğim bir şey var mı? İki tane gelir modeli var dedik. Oyun içi satın alma ve reklamlara tıklama veya izleme. Peki bu ilk size benim kafama yatmadı başka bir model var mı? Son yıllarda başka bir reklam tarzı model var. Video izleme karşılığı oyuncuları ödüllendirme modeli var. Ha, mesela bir oyunda bir kere öldün. Evet. Devam etmek istiyorsan bir video izleme. Sana diyor işte video ya da izle. Altın harcama ya da bir şey aynen harcama. Aynen işte diyor ki video şimdi video izle. İki hak daha veriyorum sana diyor. Hı hı. Böylece kullanıcı kendi istekleriyle uzun bir reklamı izlemişler. Normal. Normalde imkansız yani oyuncu öyle bir reklamı zorla izletmek. 5 saniye sonra geçiyorlar. Evet, geçebiliyorlar ya da. Evet, bu oldukça güzel bir şey çünkü oyunla iç içe oluyor reklam. Hani
kullanıcısı çok sık mı ödüllendiği için. Mehmet senin var mı abi? Bu arada kod bitti galiba. Kodlaması. Evet abi bitti. Kod. Tamamdır. Sağa sola gidiyor şu an Efe. Şu an evet Efe sağa sola gidiyor. Tamamdır. O zaman tamam abi sen şimdi kodladığın şeyi Erman'a atacaksın. Evet. Erman da burada çalıştıracak değil mi? Aynen öyle. Tamamdır abi o zaman buyurun. Şimdi Mehmet bana kodu gönderiyor. Ben de yukarıdan dönerlerin şifresini yapacağım. Efe onları yakalayacak. Şimdi Mehmet sana oyunu attı abi. Yani evet. Oyunu yaptı, kodladığı kısmı attı. Şimdi sen buradan gösterebilmek adına oyuna neler yapacaksın? Şimdi Mehmet'in yazdığı kodla birlikte kodu tekrar derliyorum. Hareketi göreceğiz. Sonra üzerinden düşüneceğiz nasıl durumların düşeceğini. Gördüğünüz gibi geldi. Sağa sola basınca hareket ediyor Mehmet'in yazdığı. Dansöz gibi kıvırıyor emin ediyorum bak. Tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi yukarıdan dürümleri düşüreceğiz. Dürüm için de Mustafa'nın çizdiği şöyle bir grafik var. Biraz piksel taze yapmış oyuna bir hava vermiş. Şimdi benim yazacağım kod periyodik aralıklarla 3 saniyede bir yukarıdan rastgele bir koordinattan bir tane dürüm yaratıp dürümü aşağı düşecek ve dürümü yakalamamızın mantığı da şu şekilde oluyor. Dürümün kapladığı bir alan olacak ekranda. Bu alan Efe'nin kapladığı alanla çakıştığında yani değdiğinde dürümü yakalamış olacak. Yani burada Efe'yi bir kare, dürümü bir kare gibi o iki kare birbirine değdiği zaman bir aksiyon evet, olacak. Evet. Orada. Yani bu aslında basit bir fizik hesabı. Oyunlarda da genelde fizik hesapları yani genellikle her zaman sadece matematiksel işlemler dayanır. Şimdi kodu yazıyorum. Bu aşamaları tabii ki de hızlı geçiyoruz abi. Hızlı geçme sebebi çok yüzeysel anlatacağız her şeyi. Burada şimdi satırlarca kod yazdın sen. Bunları tek tek anlatırsak sıkıcı olur. Eğer dediğimiz gibi sizden bir talep gelirse detaylarına inmeye çalışacağız. Diyerekten buyur. Evet. Yani durduğun şimdi, yerde skor yapıyorsun şu an. Şimdi öylesine bir oyun tabii bu kadar kolay olmaz tabii, normalde. Evet. Yukarıdan gördüğünüz gibi dürümler düşüyor. Topluyoruz topladıkça skor artıyor. Yani şimdi biraz da bu oyunun şeyini size anlatayım. Yukarıdan düşen her şey oyunlarda sprite denen bir şey vardır. O imajların oyundaki gösterimi sprite'dir. Düşen her şey sprite. Dönüyorlar. Koordinatları değişiyor aşağı doğru. Ve işte Efe'nin kapladığı alana değdiklerinde yok oluyorlar. Skor diye de işte bir değişkenimiz var. Her bu değme işlemi olduğunda o değişken arttırılıyor. Yani böylece kaç tane döner yakalandığını tutmuş oluyoruz. İşte arka plana koyduğumuz metinle de o skorun güncel değerini sürekli yazıyoruz her değiştiğinde. Yani oyunun yapısı bu şekilde. Tamamdır. Oyunumuz bitti. Çok evet. Basit bir oyun yaptık burada tabii ki de normal olaraktan. Peki şimdi bu oyunu bir de tabii ki markete atma aşaması evet. Var. Önemli bir kısım da burası sanırım. Evet ya şimdi oyunu size en başından dizaynından geliştirmesinden markete yüklenmesine geldik. Şimdi biraz bilgi vereyim. Yaptığınız oyunun dağıtımı yani markete yüklenmesi aşamasında Apple ve Google'ın farklı politikaları var. Apple'a yani App Store'a oyun yükleyebilmek için bir iTunes Connect hesabına sahip olmanız gerekiyor ve hesap için Apple sizden yıllık $100 bir lisans ücreti istiyor. Google'da yani Google Play'de bir geliştirici hesabına sahip olmamız lazım ve bunun ücreti de yıllık $20-25 gibi bir şey. Ben oyunu attıktan kaç gün sonra yayınlanıyor peki oyunu? Bu iki firmada da farklı. İşte Apple'ın çok gelişmiş bir inceleme sistemi var. Yani oyunumuzun her şeyini neredeyse inceliyorlar. Bu nedenle yükledikten bir 5-10 gün süresi var oyunun yayınlanmasına kadar. Şey mi peki o incelemede bir adam oturup hakikaten oyunu oynuyor mu? Yoksa bir bilgisayar mı bakıyor buna? Bu hangi derinliğe kadar incelekleri sürekli değişiyor ama hani bizde mesela kafa topunda bizim en küçük bir özelliğimize bile bize sordukları olmuştu yapın hani bu ne işe yarıyor işte bize bir promosyon kodu verin deneyelim gibi hani oyunu gerçekten oynuyor yani Apple'ı kandırma şansınız yok. Google'da ise bu farklı yani bir uygulamayı Google'a yüklediğinizde bir saat içinde yükleniyor çünkü gerçek bir insan incelemiyor sanırım bir robotlar robot. Genel bir inceleme yapılıyor ekran görüntüleriniz. İçinde hani pornografik içerik var mı falan filan evet, onlara evet. Bakıyorlar. Evet. Başka ne gibi kıstas var abi. Tabii. Ya yayınlanması kesinlikle yasak olan şeyler neler? Yasak bazı şeyler var mesela dediğin gibi pornografi yasak. Şiddet nereye kadar peki? Şiddet her oyunun bir yaş sınırı var. Sizin mesela ben oyun yüklediğim oyuna işte 10 artı yaş sınırı gibi bir etiket koyduysam ve uygulama buna uymuyorsa yine reddediliyor. Mesela bunun dışında mesela önceden bizim başımıza gelmiş bir şey vardı. Mesela Arabada Makyaj diye bir oyun vardı. Bu uygulamayı Google'a gönderdik. Google hemen tabii yayını aldı bir saat sonra. Apple'a gönderdik. Bir hafta sonra Apple oyunu reddetti ve bize dedi cevap arabada makyaj yapılmaz dedi. Yani Google, Apple kullanıcıların çok düşünüyor.
Yani onu gören bir çocuk arabada yarın öbür gün araba sürerken makyaj yaparak kendini öldürebilir evet. mi? Bu evet evet. Var. Apple bunu bile düşünüyor. Yani çok derinlemesine bir incelemesi var. Marketlerini temiz tutmak istiyorlar. Bu nedenle Apple kullanıcılar için bir adım önde. Ama biz geliştiriciler için mesela acil bir güncelleme çıkmamız lazım. Apple bize bir sıkıntı oluyor. Yani bir hafta beklememiz mesela gerekiyor. Mesela diyelim ki çok büyük oyun firmaları böyle hayvanlı oyunlar yapan firmalarda da bu aynı süre geçerli mi? Apple böyle bir öncelik tanıma gibi bir şey yok mu? Sonuçta bizim oyunumuz hani 4 milyon indirmeye ulaştı şu an Android'de. Apple'da ne kadar şu an tam rakam bilmiyorum. Ama hani senin de 10 gün bekletmek zorunda mı bu? Evet. Sonuçta sen o güveni sağlamışsın adamlara. Tüm geliştiriciler bekliyor ama hani bizim de faydalanabildiğimiz acil inceleme isteği diye bir şey var. Mesela çok kritik bir bug var veya hani zaman bazlı bir engellenmesi gereken bir şey var. Bunu Apple'a bildirdiğinizde size 5-10 dakika içinde cevap veriyor bunu kabul edip etmediklerine ve çok nadir kabul ediyorlar. Yani bizi birkaç kere bizi kabul ettikleri olmuştu. Hani uygulamamız hemen incelenmişti. Yani oyunu oynan masını engelleyecek evet. bir durum oluşursa. Evet evet yani oluyorsa. Evet yani bu kadar gaddar değiller yani hemen anladım. İncelemeye aldıkları durumlarda olabiliyor. Tamamdır. Başka abi? Şimdi biraz da hani oyun nasıl yükleniyor ondan bahsedeyim. Google Play'e yüklenen oyun hepinizin bildiği gibi APK dosyası oluyor. Biz şimdi oyunumuzun APK dosyasını çıkardıktan sonra panelden uygulamamıza giriyoruz ve APK'yı buraya yüklememiz yetiyor. Yüklendikten sonra işte Google'ın serverlarına bu dağıtılıyor yani hemen değil de işte bir saat içinde yayında oluyor oyun. Apple'da durum biraz farklı. Hani kendimiz yüklemiyoruz dosyayı. Apple'ın demin de oyunu yazdığımız Xcode programından Application Loader denen bir uygulaması var. Bu uygulama sizin derlediğiniz oyunu, onda da işte IPA dosyası oluyor. Onu Apple'a teslim ediyor. Ve Apple'da işte kendisi inceleme oluyor. Kendimiz bir dosya yüklemiyoruz tarayıcıdan. Program teslim ediyor Apple'a. Yükleme de bu şekilde. Tamamdır. Peki başka ince detay. Yani orada sonra bir ekran geliyor karşına. Orada oyunun işte ikonunu koyuyorsun. Oyunla ilgili bilgileri hep o ekranda yazabiliyorsun değil mi? Evet. Biraz şey gibi geldi bana o ekranlar. Hani sanki Facebook'ta kişisel bilgileri doldurma mantığında gidiyor sanki. Tabii hani bir oyunu yüklemeden önce oyunun bütün market bilgileri sanki hani bir Facebook profili gibi olması gerekiyor. Oyunun ikonu, ekran görüntüleri, açıldığı ülkeye göre işte her dilde İngilizce, Türkçe, Almanca tanımı, oyunun açıklaması, işte son yüklenen versiyonda hangi yenilikler olduğu. Ki Apple bunlara bile çok dikkat ediyor. Yani oyunda olmayan bir şeyi oraya yazarsanız veya işte hani kötü bir yönlendirmede bulunursanız yine oyununuzu reddedebiliyor. Yani oyunla alakalı olmasa bile oyunun marketteki yüzü de çok önemli. Tamamdır abi. Eyvallah. Bir de şeyi de sorayım sonra merak ettiğim için. Ülke ülke açabiliyoruz dedin ya. Sen ilk gönderdiğinde sen mi seçiyorsun onları tamamen? Ya tabii normal bir uygulama tüm ülkelere açık ama kendiniz kısıtlayabiliyorsunuz. Tabii ben mesela oyunumun bazı ülkelerde oynanmasını istemiyorum daha hani. Mesela kafa topunda sunucularımız şu an Türkiye'de hani İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da sunucular var. Başka bir ülkeye gittiğimiz zaman orada da sunucumuz olması gerekiyor. O yüzden şu an sadece Türkiye işte için. Orada oynanmasını istemiyoruz. O yüzden sadece şu an Türkiye'de açık. Anladım abi. Evet, özetle böyle oldu sanıyorum. En başta grafikleri aldık. Sonra bunlar bir koda döküldü. Daha sonra da markete yüklenmek üzere hazırlandı, çıktısı alındı ve yüklendi markete. Yani çok özet geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz toparlamış olalım böylece. Var mı abi son sözlerimize gelelim artık. Hani bayağı özetini yaptık aslında. Ya evet arkadaşlar. Arkadaşlar bir oyunun en başından hani oyunun dizaynından, grafik tasarımından, geliştirilmesine, yani kodlanmasına kadar her şeyi gördük. Markete nasıl yüklendiğini gördünüz. Yani bir oyun nasıl yapılır izlediniz. Hani teknik açıdan çok bir şey söylemesek de bir şeyler oluşmuştur hepinizde. Hani zaten bir oyun yapıyoruz diye bir bölüm eğer yaparsak bu hani 20, 30, 40 belki 50 bölümden oluşabilecek bir şey. Biz tamamen özet yaptık. Mehmetciğim var mı abi söylemek istediğin son bir şey? Yeni başlayacak arkadaşlar tırsınlar mı tırsmasınlar mı? Bol olsun ama dalsınlar mı? Bu zevkli bir iş. Bu çektiğimiz videoda umarım bazı arkadaşlar için iyi olur. Teşvik etmiş oluruz yani. Evet teşvik etmiş oluruz. Heveslendirmiş oluruz. Ki zaten korkmasınlar abi. Her konuda artık internette sınırsız kaynak da var. Aynen öyle. Hani yoruma da yazsınlar biz de elimizden geldiğince aynen faydalı öyle. Olmaya çalışırız. Bu kadar benim söyleyeceklerim. Var mı? Ben de bir mesaj vereyim. Evet arkadaşlar Mehmet'in de dediği gibi hani korkmayın. Ben ilk oyun yapmaya başlarken hiçbir kod bilmiyordum. Hani sadece bir hevesti. Yani siz de böyle başlayabilirsiniz. Hani çok iyi programlama bilmenize gerek yok. Hani gördüğünüz gibi çok az kod bilgisiyle yani mükemmel oyunlar da ortaya çıkabiliyor. Yani çok büyük paralar da kazanabiliyorlar. Yani size diyeceğim araştırın. İnternet sizin en büyük aracınız. Aynen öyle. Ya önemli olan abi parlak bir fikri patlatabilmek evet, yani aslında. Evet. Gerisi sadece araç oluyor yani. Evet. Tamamdır. O zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca kafanıza takılan soruları yorum olarak atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu ne oldu? Ne bileyim abi. El salacaktım saçma gel. Millet iPad ekranında bulunan videoyu tıklayarak Çin'den getirdiğimiz projeksiyon incelememizi izleyebilirsiniz.